çıkar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aileyiz ama şimdi tanışabildik. Öyle oldu. Kısmet bugün neymiş? Hasan'ın... Hasan Karabeyli çocukları. Belan, yapma ne olur. Dur. Ne olur yapma. Hadi gel. Gel hadi. Niye geldi şimdi bunlar buraya? Kar kokusu. Burada mı kalacaklar acaba? Ay hiç sevmem öyle. Ev üstüne ev mi olur? Sen çocuğa dikkat et de fazla ortalıkta dolaşmasın. Ne olur ne olmaz. Ay alnında mı yazıyor anne? Nereden bilecekler? Bazı şeyler bilinmez, hissedilir. Görmedin mi Dilan'ın çocuğa nasıl baktığını? Thank you.
Dünyanın en mutlu üçlüsü. Oo, Karabey çifti. Bakıyorum romantizm peşindesiniz. Miran'ı düşünen yok. Yalnız hissetti çocuk. Alayım ben onu. Yo, oğlum gayet halinde memnun. Amcasının da ister gibi bir hali yok. İlahi abi, yani çocuğu öyle bir çevirdin ki göremedi amcasını. Görseydi kesin atlardı kucağıma. Yavrum Şifa, seni görünce kendime geliyorum. Görmeyince de çok özlüyorum yavrum. Oh bir tanem. Teyzesinin kuzusu. Canım benim, canım. Dedesinin aslanı mı gelmiş, dedesinin paşası mı gelmiş? Amcan sana kurban olur, kurban. Ya şu yakışıklılığa bakın, şu tipe bakın Allah aşkına ya. Oğluşum, nasılmış benim paşam? Ya şu minik adamın bizi soktuğu hallere bakın Allah aşkına. Maskara etti bizi maskara, şekilden şekile soktu ya. Ben onun için maskara da olurum, her şeyde olurum. Sevmelere doyamam ki ben onu. Sürpriz diye buna derim vallahi. Çat kapı geldi ya Baran Dilan çifti. Depresyonda değil miydi bunlar? Çilelerini burada çekmeye karar verdiler demek ki. Ay Tarık, çilehane mi canım burası? Bizim de modumuzu düşürecekler. Zaten hiç çekemem o Dilan'ın ağlak suratını. Oğlum diye yatacak, oğlum diye kalkacak belli. Oynama şununla. Erkek evladının ne işi varmış Çiçek'le? Hem bizim ailemize öyle kibarlık lazım değil. Berfin nerede? Hasan'ı dolaşmaya çıkardılar Hasibe'yle. Ben az önce çıkarttım. Bana sormadan niye çıkartıyorlar? Fırlama hemen. İzinsiz bir yere gitmek yok. Gözümüzün önünden ayrılmayacaksın, tamam mı? Duydun mu Çınar? Duydum baba. Yerine.
canım. Oğlum. Nerede anneciğim minicik ellerim? Ellerin elimde büyüyemedin. Saramadım seni. Kokunu içime çekip koynumda yatamadan büyüdüm. Çok özledim seni. Bırak. Bırak bana. Burada kaldıkça zaman kaybediyorum. Oğlum olmam lazım. Benim gitmem lazım Baran. Olmaz. Gitmene tekrar izin veremem. Ben o hatayı bir kere yaptım. Asıl şimdi bırakmazsan hata yaparsın. Baran bırak. Bırak. Üç kişiyiz artık. Dünyanın en mutlu üçlüsü. Ne zamana kadar böyle uyuyacak? Uyusun işte, ne güzel. Bebekler uyuyarak büyür. Öyle ama çok özlüyorum onu. Bir uyansa, azıcık sevsek, öpsek, koklasak. Bunun için önümüzde upuzun bir ömür var. Merak etme. Thank you.
Hayır Mira. Bırak. Hayır, hayır. Çekil. Bırak bana, engel olamazsın bana, çekil. Çekilmiyorum, bırakmıyorum karımı. Kimi bırakmıyorsun? Dilan'ı. Ben eski Dilan değilim artık. Mira'nın annesiyim ben. Kalamam burada. Bu oda, bu ev, bu duvarlar beni öldürüyor lan. Bana bak. Bana bak Dilan. Bana bak. Bana bak. Ben ne hissediyorum sence Dilan? Dilan. Benim canım yanmıyor mu? Ben ölmüyor muyum? Ha? Seni en iyi ben anlarım. Sen de beni anla, ne olur. Biz evladımızı kaybettik. Öleceksek de beraber, yaşayacaksak da beraber. Anladın mı? Ben de her yerde onu görüyorum Dilan. Sürekli gözlüyorum. Ben de ona sarılmak için canımı veririm Dilan. Sarılmayı bırak. Bir kere olsun onu uzaktan görebilmek için bile canımı veririm ben, gözümü kırpmadan hem de. Benim de yüreğim yanıyor. Benim babam öldü. Senin doğum günün biliyor musun? Birlikte kutlayacakken burada mezarımın başındayım. Bana bu hayatta en çok acı veren yerdeyim. Bu acının adını koyamıyorum be oğlum. Hiçbir kelime karşılamıyor içimdeki yangına. İçimdeki acı. Dilsiz kalıyor bütün kelimelerim. Babacığım. Senin yerin annenin koynuydu be oğlum. Benim koynumdu. Evimizdi. Senin büyüdüğünü görecektim. Seni birlikte büyütecektim. Elini tutmak varken boş mezarı sevmek düştü.
Affet babanı oğlum. Seni koruyamadım. Yapamadım. Her şeyi yapan baban. Her engeli aşan baban. Beceremedim. Ölümü aşamalı. Benim oğlum ölmedi. İlan! Benim oğlum ölmedi. İlan yapma. Bırak. İlan dur. Bırak bana. İlan yapma. Bırak. Neden yaptın bunu bana? Neden yaptın bunu? Neden? Niye yaptın? Niye yaptın? Kendini de aklına inandırmak için mi? Niye? Ya niye yaptın bunu bana? Neden? Neden yaptın bunu bana? Niye yaptın bunu? Benim oğlum ölmedi. Ölmedi benim oğlum. Madem öldüyse nerede? Nerede? Göstersene. Göster nerede benim oğlum? Bu mezar boş varan. Bu mezar boş. Bu mezar boş. Boş bu mezar Baran, boş! Boş mezar bu! Ölemez benim oğlum! O bizi bekliyor. O bizi bekliyor belki yalnız, belki çaresiz, belki kimsesiz. Ama beni bekliyor oğlum. Beni bekliyor, ben burada kara toprağı sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim, duydun mu? İstedim Dilan. Ona sesimi duyurabileceğim bir yer olsun istedim. Çünkü onunla konuşmam lazımdı. Onu unutmadığımı söylemem lazımdı Dilan. Beni anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Bak neredeyse bir yıl oldu. Ne ölüsü ne dirisi hiçbir iz yok Dilan. Hayır. Her yere baktım. Her yeri aradım. Yok. Yok, hiçbir iz yok. Seninle farkımız bu işte. Ben oğlumu bulamamanın acısını yaşıyorum. Sen onun öldüğüne inanıyorsun. Gittin mezar bile yaptın. Benim içimde kalan tek umudu gömdün. Onun yerini biliyor adam. Hayır Dilan. Onlar sadece bizim acımızı kullandı. Kendi çıkarları için tek bildikleri şey bu. Daha kaç kere düşeceksin bu tuzağa? Kaç kere yaşadık?
Ben senin bir daha hayal kırıklığına uğradığını görmek istemiyorum Dilan. Buna dayanamam. Anlıyor musun? Dayanamam. Bin kere de yıkılsam, bin kere de kurarım ben hayalini. O umut benim tek gücüm, tek varlığım. Ne? Sen de benim tek gücümsün Dilan. Tek varlığımsın artık. Seni bırakalım. Anla beni. Bunu isteme benden Dilan. Kalamam burada Baran. Kalamam. İsteme bunu benden. Beni burada tutamazsın Baran. Lütfen engel olma. O kadar emin olma. Burada kalman için ne gerekiyorsa yapacak. Ben de gitmek için. Yap o zaman. Ne yapıyorsun Baran? Baran ne yapıyorsun? Baran aç şu kapıyı. Baran! Aç kapıyı Baran, ne yapıyorsun? Aç kapıyı! Baran şu kapıyı aç Baran! Neden geldiler buraya öğrenmemiz lazım. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ama evvela biraz sabırlı olmamız lazım. Gel Baran. Az önce konuşmamız yarım kaldı. Sıkıntı yok. Yaşadıkların kolay şeyler değil, anlıyorum. Hoş geldin Baran oğlum. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hiç değişmemişsin. Çok şey yaşandı. Herkes kendi talihinin sınavını verdi. Ama nihayetinde bir aradayız. Aile olarak. Öyle. Çınar. Merhaba Çınar. Memnun oldum. Baran ben de. Ne yapıyorduk oğlum?
Merhaba desene Baran amcana. Tamam, zorlama çocuğu. Ne zaman isterse o zaman desin. Arada böyle tutukluk yapıyor işte. Adın gibi sağlam ve güçlü olduğuna eminim delikanlı. Gözlerinden belli. Tanışmak için çok zamanımız var daha. Merak etme. Biz de beklemiyorduk gelmenizi. Şaşırdık birdenbire böyle pat diye gelince. Bir gün mutlaka evimize dönecektik. O gün bugünmüş. Dilan kızımız nasıl oldu? Biraz yorgun. İyi olacak. E tabii. Cehennem ateşine girdi çıktı. Berfin. Gel buraya. İkizim. Berfin. Hoş geldiniz Baran abi. Ben içeri geçiyorum. Olanları duyduk Baran. Üzüldük. Ama Hasan Karabey nihayetinde benim babam. O bizim başımıza durmadı ama ben onu bu halde bırakamam. Onu ne gözümün önünde ne de ayak altında görmeyeceğim. Dilan'ın da karşısına çıkarmayacaksınız. Asla. Gezinme saatlerini de ona göre ayarlayın. Merak etme sen. Ay, selam verdi, başladı emirleri. Alacağım bir nefesi de ona soralım isterseniz. Bu ne hava ya? Bir süre böyle idare edeceğiz. Vallahi anneciğim, bunlar hiç öyle bir süre gibi görünmüyor. Kalıcı bunlar bakın, ben size söyleyeyim. Evimize döndük derken nasıl baktığını görmediniz mi? Resmen dedi ki siz misafirsiniz. Hayat bu. Kim kalıcı, kim gidici belli olmaz. Kimse yerine fazla güvenmeyecek. Evet, buraya onların yanına sığıntı olmaya gelmedik herhalde. Var mı bir planınız? Bir sakin ol Ceyda. Bir nefes al. Adamlar daha dün geldi. Bugün enselerinden tutup atamayız değil mi? Zamanı geldiğinde
Ne gerekiyorsa yapacağız. Ben nefes alırım Tarık'cığım. Ama onlar bize nefes aldırır mı orasını bilemiyorum. Haksız mıyım ama anne ya? Ya yarın öbür gün bize hadi bay bay derlerse? Dilan da buradan gitmek istiyor. Senin Dilan'la Baran'la işin yok. Karışma. Kıyıda dur. Saat de geç oldu zaten. Hadi bakalım. İyi geceler. Allah razı olsun. Sağır mısınız siz? Ha? 100 kere söyledim size. Berfi'nin yanında bu mevzular konuşulmayacak diye. Öğrensin istiyorsunuz herhalde. Ha? Öğrenince ne olacak peki? Berfi bize benzemiyor. O bizim gibi değil. Ona intikam duygusu uğramamış. Oyununuza katılmaz, bozar. Bir daha da uyarmayacağım sizi. Ama Macar Sultan, haklısın. Dikkat ederiz. Değil mi Ceyda? O çınara da göz kulak olacaksınız. Baran'la Dilan'ın odasına girip çıkmayacak. Sürekli orada yakalıyorum çocuğu. Uzak tutun oğlanı Baran'la Dilan'dan. Kan çeker. Nerede Çınar? Odasında uyuyor. Sen de düzgün et analığını. Oğlana sahip çıkmazsanız kurduğumuz düzenin altında kalırız. Geldim ben sana geldim. Biliyordum oğlum. Yaşadığını biliyordum. Döneceğini biliyordum. Hasretinden anneciğim. Öldüm sensizlikten. Ben senin oğlum değilim. Yeah.
Çınar. Ne oldu Dilan? Miran buradaydı. Yanımdaydı, buradaydı. Dilan bak, çocuğun yanında da böyle yaparsan Çınar'ı korkutursun. Buradaydık. Miran'ın kokusuydu o. Miran'ın mı kokusuydu biliyorum. Dilan bak bana, sakin sakin. Hayır, bırak Miran'ı. Bırak gideyim. O benimle gidiyor. Çocuklar annesiz olmaz ki. Olmaz. Olamaz. Dilan. Bütün çocuklar masumiyet kokar. Miran'da, Çınar'da. Sen onun kokusunu almışsındır güzelim. Sakin. Sakin. Gel. Buradaydım. Daha. Daha. Buradaydım. Miran'la aynı yaşta. Çınar. Evet. Hasan'ın torunu. Sarılınca oğlum koktu bana. Çok özledim. Ben de. Miran'ın buradaydı. Evimizde. Konakta. Bana geldiğini söyledi. Yüzünü göremedim. Keşke görebilseydim yüzünü. Bir kere olsun yüzünü görebilseydim. Sen de rüyanda görüyor musun onu? Onu kucağıma alıyorum. Miran. Başını omzuma yaslıyor. Küçücük başını şuramda hissediyorum. Öpüyorum. Kokluyorum. Gerçekmiş gibi. Çok gerçekmiş gibi. Çok gerçek. Uyanıyorum. Rüya bitiyor. Kabus başlıyor. Kim bilir nasıldır şimdi? Kime benziyordur? Bakışlarını hep sana benzetirdim ben. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık vardı gözlerinde. Değişmemiştir değil mi? Yine öyle bakıyordur. Boyu ne kadar oldu acaba? Şu kadar olmuş mudur? Saçları. Saçları nasıldır? Çok yakışıklıdır eminim.
Sen öylesin değil mi? Öptükçe öpesi gelirdi insan. Huzur kokardı benim oğlum. Çok uçluydu. Yine öyledir değil mi? Melekler gibi midir artık? Sen yapma Bahar. Yapma. Zaten hiç geçmeyecek bir acı bu. Sen de böyle konuşunca dayanamıyorum. Kendimi suçlamadığım tek bir gün biliyorum. Sizi koruyamadım Dilan. Ailemi koruyamadım. Sana çare olamadım. Sakın suçlama kendini. Sen hep bizi korumaya çalıştın. Acıların en büyüğünü yaşadık biz. İzin ver. Yaralarımızı birlikte saralım Dilan. Ya da gerekirse birlikte kanayalım. Belki bir gün biraz da olsa iyileşiriz. Elini tutmama izin ver. Biz el ele her şeyi açtık. Bunu aşamayız. Biliyorum. Ama en azından birlikte dayanırız Dilan. Çok üzgünüm. Ne yapsam olmuyor. Oğlumuzun bir yerlerde bizsiz olma düşüncesi benim canımı çok yakıyor. Şimdi kime anne diyordur? Kime baba diyordur? Mutlu mu? İyi mi? İyileşemiyorum ben Baran. Anla beni. Miran gelme, ben de asla iyileşemeyeceğim.
için güçlü olmalıyım Dilan. Senin için. Bir daha söylüyorum. Kulak ardı etmeyin. Çınar odaya girip çıkıyor. O ikisinden uzak durması lazım. Oyun yeri yaptı orayı. Panikleyecek bir şey yok. Bir daha girerse konuşurum ben. Ağaçlar doğru zamanda doğru yerden budanmalı. Yoksa iyi gelişmez. Sen yüz veriyorsun. Eğitemedim. O çocuk umutsuz vaka anneciğim. Eğitilemez. Bunlar ailecek bir tuhaflar zaten. Bu da annesi gibi inat işte. Baran'la Dilan'ın konağa gelmesi ayrı alamet değil. Haklısın. Bunca zamandır hiçbir şeyi umursamayan, işiyle bile ilgilenmeyen Baran Karabey bir anda karısıyla birlikte çıktı ortaya. Bu Mardin'de bir şeyler oldu herhalde. Bunların her adımını takip edeceğiz. Baran'ı boş bırakmaya gelmez. Onu da karısını da takip alacağım, sen merak etme. Buraya kadar geldim. Bu saatten sonra kaybetmeye hiç niyetim yok. Günaydın. Günaydın. Sana kahvaltılık bir şeyler hazırlatacağım. Hiçbir şey istemiyorum ben. Tek istediğim gitmek. Abdon'u söyledik de... Bak o adam. Şerefsiz, adi bir insan kaçakçısı. Bu kadar büyük yanlış yapan birinin doğrusu olmaz İlhan. Güvenemeyiz. Başka şansımız yoksa güveniriz. Abdon'un dedikleri doğru mu değil mi? Araştırmak istiyorum sadece. Ne var ki bunda? Yapma Dilan. Ne olur yapma. Ölmek üzereyken konuştum. Cezaevi adı verdi. Bir yere gitmeyecek olsa neden versin ki bu ipucunu değil mi? Baran! Baran aç kapıyı! Baran yapma şunu, aç dedim! Baran yapma şunu, bırak gideyim Baran! Baran, açar mısın kapıyı? Aç. Baran? Baran orada mısın? Baran! Çınar? Çınar sen misin? O seni niye kilitliyor? Sen de mi yaramazlık yaptın? Baran beni korumaya çalışıyor sadece. Ama gerek yok ki. Ben de kendimi koruyabilirim. Çınar, kapıyı açar mısın lütfen? Hadi Çınar, lütfen kapıyı aç. Evet Hakim.
Dilan'a nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ona ulaşamıyorum. Ama bunu bir şekilde çözmek zorundayım Hakim. Tamam, gelince konuşuruz. Günaydın. Bir şeye mi ihtiyacın var? Burası babamın odası. Evet. Ama baban şu an burada değil. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ceza vermek çok yanlış. Geliyorum. Çınar. Gitmiş. Bir taksi çağır bana, ne olur. Ah Dilan. Oğlum için gitmek zorundayım. Buna mecburum. Merak etme, hiç kimseye söylemeyeceğim. Hadi lütfen. Olmaz, ben yapamam. Yapamam. Dilan ablanı gördün mü? Görmedim. Dilan dur. Dilan. Dokunma. Dur. Bırak. Dur Dilan. Bırak. Dur. Duramam.